Somer. Somer uyan artık. Somer kalk lütfen, konuşmamız lazım. Uyuyacağım. Dün gece neden öyle söyledin? Baba mı oluyorsun gerçekten? Somer hayatında başka biri mi var? Allah Allah. Kim bu? Niye böyle basıyor konuyu? Burada durur musun? Kimdi o? Bilmiyorum ki, yetişemedim. Sen ne arıyorsun sabah sabah dışarıda? Gir, gir içeri. Ne yapmaya çalıştığını sormayacağım. Çünkü gayet açık. Belli ki bize gözdağı vermeye çalışıyorsun ama böyle yaparak hiçbir şey elde edemezsin. Daha çok düşman kazanırsın. Madem her şeyin farkındasın. Ben senin düşmanın değilim. Ama dostun da değilim. Kızmayın Rüçhan Hanım. Sabah sabah ani fren sesi duydum. Sonra üzerine uzun uzun kornaya bastılar. Korktum, birine bir şey oldu sandım. O yüzden çıktım. Çıkma bir daha. Ayrıca sen hangi akla hizmet gecenin bir yarısı Somer'i almaya gidersin? Ben gece gelmeyince merak ettim. Zaten Somer'in hali de pek iyi. Ben kocanın eve gelmediği her akşamın hesabını senden sorarım dediğimde bunu kastetmemiştim. Kadın olacaksın. Onu evde tutmayı bileceksin. Senin işin mi gecenin bir vakti Somer'i sokaklardan toplamak? Ben Somer'i o halde görmenizi istemedim. Şoföre söylersin, o gider alır. Sana ne oluyor? Sen öyle istediğin her saatte, her vakit bu evden çıkıp gidemezsin. Yeni gelinsin. Biz soylu bir aileyiz. Bize göre davranmayı öğren artık. Rüçhan annem, benim size bir şey söylemem lazım. Ne? Somer'in bir sıkıntısı var. Neymiş? Ne olduğunu henüz bilmiyorum ama... Kocasına ilgili bir kadın olsaydın bilirdin. Sanırım Somer'in hayatında başka biri var. Beni iyi dinle. Eğer Somer'i gerçekten seviyorsan onun mutluluğu için bir şey yaparsın. Böyle davranarak... Onun mutluluğu benim. Ben Somer'le gereken her şeyi konuştum. Ve kararı ne olursa olsun arkasında olacağım. Ama sen böyle her aklına estiğinde evimize gelip huzurumuzu bozarsan
Hele ki Türkan'ı üzersen karşında beni bulursun. O hala Sumer'in karısı. Bunu unutma. Sen iyice zırvalamaya başladın. Ne dediğinin farkında mısın? Oğluma kadın da olamadın. Şimdi de üstüne iftira mı atmaya çalışıyorsun? Yok Sumer'in hayatında kimse. Ama bundan sonra birini bulursa bunun sorumlusu da sen olursun. Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum. Derhal odana. Bu arada ben Rüçhan Hanım'a benzemem. Beni bir şeylere mecbur etme, tamam mı? Rüçhan Hanım'ın düşmanlığını mumla ararsın. Bravo. Zamanında müdahale. Mine'ydi değil mi? Arabasından tanıdım. Bu kız çok tehlikeli Rüçhan. Bu kız çok tehlikeli. Ve bu işin sonunun nereye varacağını bilmiyorum. Ben nereye istersem oraya varacak. Ama haddini fazlasıyla aştı. Sınırlarını zorluyor. Bunun bedelini ağır ödeyecek. Ne zaman ödeyecek Rüçhan? Hı? Ne zaman ödeyecek? Eğer zamanında gerekeni yapsaydın... ...bu kız şimdi böyle gelip kapımıza dayanma cesaretini bulamazdı. Sumer. Annen Emine ile görüştüğümüzü söylemesen olur mu? Annem artık senin problemin Türkan. Ben sana söylemiştim. Sen bu cehennemin içinde artık yalnızsın. Sumer lütfen. Kusura bakma Türkan. Benim problemim değil. Benim için bir iyilik yapamaz mısın? Neden böyle bir şey yapayım ki? Sumer'le Türkan dışarıda mı yiyecekler? Bilmiyorum. Sumer Türkan'la buluşacağını söyledi. Hanımefendi keyfine göre geziyor ya. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Tam zamanında geldiniz çocuklar. Buyurun. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Türkan, sen bugün erken mi çıktın? Evet, annemle babamın yanına uğradım. Sonra da... Ben aradım aldım Türkan'ı. Annenle baban nasıldı? İyiler. Çok iyiler. Sanırım bütün gün onların yanında kaldın. Evet, annemin izin günüymüş. Vakit geçirdik beraber. Öyle mi? Peki. Ayla, servise başlayabilirsin. Afiyet olsun. Evet, gelin hanımın elinden bir kahve içeriz artık değil mi? Tabii, hemen hazırlayayım. Rüçhan anne, siz ister misiniz kahve?
İçmeyeceğim. Eğer bu gece gelmezsen canıma kıyarım. Somer. Sorumlusu da sen olursun. Somer, kahve ister misin? Benim çıkmam lazım. Somer nereye? Somer. Neyse, ben sizin kahvenizi hazırlayayım Özer Baba. Türkan. Telefonunu al, çalışma odasına yanıma gel. Buyurun Rican anne. Ver şu telefonu. Bana yalan söyledin. Üstelik seni uyarmama rağmen o kadınla görüştün. Yemin ederim ben aramadım. Mine aradı. Moralinin çok bozuk olduğunu, dertleşmek istediğini söyledi. Yemin ederim. Kes sesini. Yalanlarına oğlumu da alet ediyorsun. Bir gece Özer eve çok geç geldi. Tartıştık. Kayınvalidem de bunları duymuş. Ertesi sabah Özer işe gittiğinde ayaklarına topuklularını giydi. Normalde giymez. Çünkü varisi vardı. Vay! Sen benim oğluma nasıl bağırır çağırırsın? Böyle şu anda benim bu telefonu ezdiğim gibi ayağının altında beni ezdi. Yani şu anda bu telefonun yerinde sen de olabilirdin. Dua et, ben kayınvalideme benzemiyorum. Ama ikinci yalanında. Bunun için sana söz veremem. Seni un ufak eder, küçültürüm, yukarıdaki kuşun kafesine tıkarım. Topla şimdi şunları. Dua et, Somer bu gece eve gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ablama geldim. Somer. Benim Rüçhan Hanım teyze. Ablama geldim de yukarıda herhalde. Dur bir dakika. Niye? Ablan yok evde. E tamam, ben bekleyeyim o zaman. Nereye geçeyim? Sen bu saatte ne arıyorsun burada? Annen babanın haberi var mı burada olduğunda? İyi misin yavrum? Dönüş, iyi misin? Vallahi iyiyim, telaş yapmayın artık. Kötü olursam yarın götürürsünüz beni doktora. Telefon, telefon. Alo. Alo Nesrin Hanım, iyi akşamlar. Rüçhan Hanım, iyi geceler, hayırlar olsun. Derya burada da onu haber vereyim dedim. Derya mı orada?
bu saate kadar sizin yanınızda mıydı? Ha, hayır hayır, yeni geldi. Az önce. Artık bu saate kadar neredeyse. Ay hay Allah, niye yaptı ki böyle bir şey? Bir kendisinin telefonu alabilir miyim? Anne. Ne işin var senin orada ha? Ne işin var senin orada? Eve gelmek yerine sen niye oraya gittin? Efendi, bağırmasana ya. Aradığıma pişman oldum. Laflara bak. Hem suçlu hem güçlü. Böyle yapacağını biliyordum anne. Bu yüzden eve gelmedim. Sus. Cevap verme. Şimdi yolluyorum babanı. Ablanı da zor durumda bıraktın orada. Çağır bakayım telefonu onu. Çabuk. Ablam yok burada. Somer enişteyle dışarı çıkmışlar. Şimdi baban geliyor alacak seni. Vallahi Derya, var ya sen bir gel buraya. Boşuna çıkmasın anne. Ben bu akşam burada kalacağım. Hayır efendim, kalamazsın orada. Ablan da yok, çıldırtma beni. Anne, konuştum ablamla. Yolda geliyor. Derya. Anne bak, hiç ısrar etme, tamam mı? Ben bu akşam burada kalacağım. Babamı da boşuna yollama anne buraya. Allah Allah ya, iyi ki bir dolaştık, amma abarttınız. Derya, tamam bak, kızmayacağım, sus. Anne bak, çok sinirlisin. Kapatıyorum ben telefonu. Ne diyor? Gelmeyeceğim diyor. Korktu tabii. Hey Allah'ım yarabbim. Rüçhan Hanımların gözünde düştüğümüz duruma bakar mısın? Rezil olduk Sadık. Neredeymiş bu saate kadar? Hiçbir şey söylemedi mi? Gezmiş. Nerelerde kimlerle gezdiyse. Bu daha üniversiteye gitmeden özgürlüğünü ilan etti. Ne yapacağız Sadık? Ben artık odama geçeyim. Senin kan şekerin düştü. Hadi sen geç odana. Ben sana pekmez getireceğim. Hadi yavrum. Tamam anne, sağ ol. Hadi. Geceye bak. Nesin, ben bir gideyim mi Rüçhan Hanım'a? Belki ısrar edersem Derya gelir. Ha? Aman yok. Şimdi gideceksin, o kapıda da diklenecek sana. Gelmeyeceğim diyecek. İyice rezil olacağız. Yarın sabah alırız. Benim aklım dönüşte. Bir gideyim bir yanına. Hadi git sen. Ne güzel olmuş bunlar. Annem daha güzel yapıyor ama. Her ne kadar iyi anlaşamasak da kendisiyle. Demek mimarlık okuyacaksın ha? Evet. İkinci aşamayı da atlatırsam. İlk aşamadan çok iyi puan aldım. Körfez genelinde ilk üçe girdim. Aferin sana. Ailemizden bir mimar çıkacak desene. İnşallah. Aslanlar gibi mezun olup döneceğim buraya. Hadi bakalım. Sen mezun ol, gel. İlk restorasyonunu ben vereceğim sana. Kızım, Cunda'da bir aile evim var. Biraz elden geçmesi gerekiyor ama çok kıymetli, tarihi eser niteliğinde bir yapı. Vay, tam çalışmak istediğim evler. Dikkat et. O evin kasveti sinmesin üzerine. Eski diye mi öyle dediniz? Şimdilerde moda oldu. Nostalji adı altında geçmişin kasvetine sarılıyor herkes. Neyse. Sen mezun ol, gel. O evin restorasyonu senin. İlk işimi aldım bile. Çok iyi ya. Yalnız böyle gezerek tozarak mimar olunmaz küçük hanım. Sen neredeydin bakayım bu saate kadar? Ben anneme hesap vermemek için gelmiştim buraya ama. Daha çok gençsin. Dışarıdaki tehlikelerin farkında değilsin. Ve elbette ailen yaşayarak tecrübe etmeni istemez, değil mi? Arkadaşlarla sınavı kutladık. Kötü bir şey değil. Anneme söylesem izin vermezlerdi Rüçhan Hanım, teyze. Rüçhan Hanım. Benden oldukça büyüksünüz. Teyzeyi eklemem lazım. Sen buraya kadar nasıl geldin? Kim getirdi seni? Arkadaş bıraktı. Hangi arkadaş bu? Annen baban tanıyor mu? Yok. Anlaşılan Nesrin Hanım'ın seninle çok işi var. Hı. Ablamlar da geldi zaten.
Yine pencerenin önüne dalıp gitmişsin. Tabii sen kız kardeşini eğlerken, yatmak için böyle hazırlanırken Somer çoktan çıktı gitti bile. Somer'in canı sıkkındı biraz. Evet. Zeytinliği elimizden kaçırdık. Bu onun için bir itibar meselesiydi. Onun morali bozulmuştu. Ben de öyle düşündüm. İş dünyasında böyle iniş çıkışlar olur elbet. Tabii sen de bir eş olarak bu konularda onunla konuşup rahatlatsaydın... ...o da böyle her zora düştüğünde dışarı çıkmazdı. Değil mi? Haklısınız. Hı. Siz neredeydiniz? Bayağı geç geldiniz. Siz gittikten sonra Mine fenalaştı. Hastaneye gittik yanına. Neyi varmış? Hamileymiş. O yüzden bayılmış. Çocuğun babası yanında mıydı peki? Babasının kim olduğunu bilmiyorum ama eski kocası yanındaydı. Hı. Rüçhan annem, benim size bir şey söylemem lazım. Hı. Siz haklıydınız. Mine ile arkadaşlığım konusunda yani. Elbette haklıyım da sana bunu söyleten ne oldu? Yani Mine'yi kınamıyorum. Neler yaşıyor hiç bilmiyorum. Ama bazı şeyler beni rahatsız etti. Önce sevgilim var dedi. Sonra eski kocası çıktı geldi. Şimdi de hamileliği. Yani benim pek anlayamadığım şeyler. Arkadaşlık konusunda da kabul edebileceğim şeyler değil. Türkan'cığım. Seni bir zamanlar tanıdığım bir kıza çok benzetiyorum. O da böyle senin gibi çok saf, çok temiz biriydi. İnsanların içindeki kötülüğü, çirkinliği görmezdi. Sonradan gözü açıldı. Ama çok hırpalandı. Çok horlandı. Senin de onun gibi olmanı istemiyorum. Ben seni uyarmasam herkese inanıp her şeyin arkasından gideceksin. Yapma bunu. İleride çok zarar görürsün. Ben o zaman yanında olmayabilirim. Seni koruyamayabilirim. Artık gözünü açmalısın. Evliliğine sahip çıkmalısın. Evliliğinizin önünde tuzaklar olabilir. Ama sen başarmak zorundasın. Kız kardeşine gelince ben seni daha önce de uyarmıştım. Öyle her canının istediği zamanda çıkıp gelemez. Yani şimdi kalmasına müsaade ediyorsam bir genç kızı kapıya koymak bize yakışmadığı içindir. Ama rica ediyorum konuş onunla, kendine çeki düzen versin. Kusura bakmayın. İyi geceler. Annen haklı. Derya hem annemleri endişelendirdi, hem de sizinkileri huzursuz etti gecenin bir vaktinde. Amma abarttınız ya. Kız ablasını görmeye gelmiş. Ne var bunda? Neyse. Sen niye birden çıktın öyle? Hava almaya çıktım. Ne yapacaksın, yine odaya mı kilitleyeceksin beni? Alo, buyurun. Rüçhan Hanım'la görüşebilir miyim? Kim arıyordu diyeyim? Mine. Bir saniye. Mine Hanım. Ne var? Konuşmamız lazım Rüçhan Hanım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok.
duyacaklarınız hiç hoşunuza gitmeyecek, haklısınız. Ne diyorsun be? Ne saçmalıyorsun? Gerçekten buna cesaretiniz varsa evde bekliyorum. Hadsiz. Ne oldu? Kim aradı? Kime sinirlendin sen? Hiç öyle. Çalışanlardan biri işte. Bravo. Cesaretinize hayran kaldım doğrusu. Ne söyleyeceksen söyle. Uğraşamayacağım seninle. Nasıl büyük bir çaresizliğin içine düştüyseniz artık. Yılana sarılmışsınız. Ben sizi daha akıllı bilirdim. Uzatma dedim sana. Nihat'ı bana musallat ederek benden kurtulabileceğinizi düşündünüz değil mi? Çok yazık. Nasıl büyük bir tuzağın içine çekildiğinizin farkında bile değilsiniz. Beni bunlarla korkutabileceğini mi zannediyorsun? Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Hiçbir şey bildiğiniz yok Ruçhan'ın. Nihat'ın gözü döndüğünde neler yapabileceğini hayal bile edemezsiniz. O sadece kendini düşünür. Çıkarları için acımadan tek tek harcar herkesi. Kişisel hesaplaşmaları beni hiç ilgilendirmiyor. Nihat'ın niyeti Somer'le benden intikam almak. Sizi de beni hedef göstererek kullanıyor, hala anlamadınız mı? Somer'e hiçbir şey olmaz. Onun arkasında ailesi var. Sen kendini düşün. Tabii ki düşünüyorum. Bizi ayırmak için Nihat'ı sizin buraya getirdiğinizi... hatta bunun karşılığında zeytinliği ona sizin bıraktığınızı Somer öğrendiğinde... tüm foyanız meydana çıkacak Ruçhan Hanım. Somer'le biz eskisi gibi olacağız. Affedecek beni. Ama siz oğlunuzu kaybedeceksiniz. Sakın, sakın böyle bir şey yapayım deme. Yemin ediyorum, oğlumu tamamen kaybetme pahasına bile olsa seni öyle bir rezil ederim ki değil burada, kaçtığın yerde bile insan içine çıkamazsın. Nefes alamazsın. Canını öyle bir yakarım ki... acıdan Somer'i bile gözün görmez. Ha, bu evi de bir an önce boşaltsan iyi edersin. Siz beni bu evden asla gönderemezsiniz. Ha. Diyorsun ki Somer gelsin, beni saçlarımdan sürüklesin. Benim için bir mahsuru yok. Allah kahretsin. Gülşen Hanım. Nihat Bey, biz sizinle bir anlaşma yapmıştık, değil mi? Evet, şartları da yerine getirdik karşılıklı. Yok, henüz yerine gelmedi. Hani zeytinliği alır almaz Mine Hanım'ı buradan götürecektiniz? Evet, öyle olacak anlaştığımız gibi ama bunun için zamana ihtiyacım var.
kolundan tutup sürükleyemem Mine Hanım. İkna olması için bana inanıp güvenecek. Her anlamda. Adım adım ilerlemem gerekiyor. Ben Mine Hanım'ın gönlünün olmasını bekleyemem. Ben de zorbalık yapamam. Vakti gelince Mine ile beraber buradan gideceğiz. Ayrıca burada henüz işlerim bitmiş değil. Malum, oğlunuz ve Mine'nin ilişkileri öğrenildiğinde bundan en çok ben zarar gördüm iş camiasında. Kaybettiğim itibarımı geri kazanmak için uğraşıyorum. Peki, ne kadar sürecek bu? Ne zaman götüreceksiniz Mine Hanım'ı burada? Hesap defterim kapandığında. Az kaldı. İyi günler. İyi günler. Alo Özer, neredesin? Zeytinlikteyim, ne oldu? Nihat Bey'le ilgili bir araştırma yapmanı istiyorum. Yaparım tabii ama bir gelişme mi var? Neden böyle bir şey gerek duydun? Mine ile geçmişleri nedir? Nasıl bir hesap dönüyor aralarında bilmek istiyorum. Detaylı, kapsamlı bir araştırma yap. Tamam, yaparız bir şeyler. Konuşalım bunu. Biberler acı mı? Bilmem. Dur dur, bir parça domates al, alır acısını. Domates yer. Nasıl, daha iyi misin? Daha iyiyim. Fena acıymış. Bu koku ne? Bir mutfağa baksana. Ne yapıyorsunuz siz burada? Zehra Hanım, ben yaparım dedim. Ama onlar yok dediler Can Hanım. Anne, kesse doğrasana şunları, yandı gözüm ya. Ben asla soğan falan doğramam. Ya soğan doğra dedim, adam doğra demedim. Bu nasıl bir tepki? Aa, şurada biz bize işte... Ha biz niye yapıyoruz bunları? Ya niye yapmayalım? Ben zaten piyaz için doğramıştım. Bir tane soğan sadece salata için. Bütün bunlar hep senin başının altından çıktı değil mi? Nefis koktu, açlıktan öleceğim. Hazır değil mi daha? Anne. Hı. Çatal bıçakla uğraşma lütfen ya. Ya ellerinle ye şunu. Elimle falan yiyemem. Her tarafım yağ oldu.
Rüçhan, ya bir günden bir şey olmaz, elin ne? Yok, 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 gerçekten yapamayacağım, hayır. Ellerinize sağlık çocuklar. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Keşke Sadık Bey'leri de çağırsaydık. Keşke. Ne, daha iyi olmaz mıydı böyle hep birlikte? Yeni icatlar çıkarmayalım lütfen. Zaten balık kokuyoruz. En az bir haftada kokacağız. Ben doydum. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Afiyet olsun. Somer Bey, telefon size. Kimmiş? Mine Hanım. Ben daha sonra ararım onu. Alo, Somer Bey şu anda müsait değil. Kim? Türkan Hanım mı? Bir saniye. Efendim Mine. Somer ellerini yıkamaya gitti şimdi. Balık yiyoruz da. Ben söylerim, daha sonra arar seni, olur mu? Cebinden ulaşamıyorum, çok önemli. Mutlaka arasın beni. Lütfen söyle. Tamam. Tamam, gelir gelmez söyleyeceğim ben. Görüşürüz. Mine'yle konuştum. Ulaşamıyormuş sana, çok önemliymiş. Muhakkak onu aramanı söyledi. Tamam. Bu saatte işin hiçbir önemi yok. Yemeğinize devam edin. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.